Selen Töksöz. Size bu başlık altında birkaç tane şeyden bahsedeceğim. Bunlardan ilki Türkiye'de nasıl YouTuber olunur ve bunun hakkında birkaç tane şey. Öncelikle Türkiye'de YouTuber olmak gerçekten çok kolay. Birinci adım Gmail hesabı açmak. Ve tada YouTubersınız. Tamam, tabii ki bu kadar değil. Ciddi bir YouTuber olmak için yapmanız gereken 4-5 tane daha adım var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'de YouTuber olmak gerçekten çok kolay. Ama Türkiye'de iyi bir YouTuber olmak gerçekten ama gerçekten çok zor. Her neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Gerçekten yıllarını vermiş. İçerik desen içerik. Video sayısı desen yılların YouTuber'ı. Peki dinleyelim. Çok şey öğreneceğimi Birinci hissediyorum. adım dediğim gibi Gmail Ha. hesabı açmak. Gmail hesabı açtığınız sürece her koşulda bilgisayarınız varsa Oh tabii ki yeah. YouTuber olabilirsiniz. İki, hedef belirlemek. Hedef belirlemekten kastım şu. Gerçekten bu işe nasıl ünlü olurum diye düşünmek yerine direkt başlamanız gerekiyor. Yani burada önemli Hedef ne o zaman? Ünlü olmak istemiyorsun. Bence hedef belirlememek nokta. lazım ama Ben neyse. bu işi popüler olmak için mi yapıyorum, yoksa kendim için ve sizin için bir şeyler üretebilmek için mi yapıyorum? Bu soru. Buna cevap verdikten sonra işiniz gerçekten daha çok kolaylaşacaktır. 3. Kanal teması belirlemek. Bu kanal temasında eğer nasıl popüler olurum, nasıl daha çabuk ve çok izlenirim diye düşünüyorsanız Türkiye'de yapmanız gereken yaklaşık 3 tane falan kategori var. Bunlardan bir tanesi moda, tasarım, makyaj vesaire. Bunlar hakkında yapabilirsiniz. İkincisi benim gibi bir oyun kanalı olabilirsiniz. Üçüncüsü bilgisayar, ürün, tanıtım tarzı bir şeyler yapabilirsiniz. Eğer bunlarla ilgilenmiyorsanız yapmak Yanlış. Slime, Minecraft, GTA. zevk almıyorsanız sormanız gereken tek bir soru var kendinize. Bu da ben ne yaparak mutlu olurum? Nasıl mutlu oluyorsunuz onu çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Dördüncüsü kanal ismi. Bu konuda gerçekten verebileceğim tavsiye sayısı çok 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 az. Çünkü yıllarca düşünseniz de mükemmel ismi bulamayabilirsiniz. Mükemmel ismi bulamadığınız zaman da yapmanız gereken şey kanala kendi isminizi ve soy isminizi vermek. Yukarıda görüyorsunuz Selen Texas. Her neyse son adım kanal oluşturmak. Artık YouTubersınız. Hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi asıl konuya geçiyorum. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Bir kadın veya kızsınız. Makyaj kanalı oluşturmak istiyorsunuz veya vlog kanalı oluşturmak istiyorsunuz. Mükemmel. Neden? Çünkü videolarınızın kalitesi ve marjinalliği yani içeriklerinizin Makyaj kanalı marjinal. orijinalliği ve yaratıcılığı doğrultusunda kitleniz ve sevenleriniz hızlı bir şekilde artacaktır. Genel olarak hem cinslerinize hitap ettiğiniz için işiniz ve yorumlarınız Yanlış. %70'i izleyen başa erkek. Erkek. çıkmakta gayet kolaylık çekeceksiniz. Fakat gel gelelim ki benim gibisiniz. Bir kızsınız, Türkiye'de yaşıyorsunuz. Gününüzün yarısından çoğunu bilgisayar başında oyun oynayarak Oyuncu koltuğundan anlamıştım. ne giyeceğinizi düşünmeden nasıl makyaj Hiç düşünmemiş, hiç makyaj yapmamış. Kesinlikle doğru bilgi. Şuna eminim bak. Yani şu video başlamadan tüh anasını satayım. Abuzer kolu gibi kulaklığım var. Saçlarımı şöyle mi koysam, böyle mi koysam, böyle mi daha iyi olur, şöyle mi daha iyi olur diye 10 dakika uğraşmadıysa adımı Ayşegül yapabilirim. saçınızı nasıl yapacağınızı düşünmeden getiriyorsunuz. Erkek arkadaş sayınız, kız arkadaş sayınızdan daha yüksek. Sürekli oyun muhabbeti yapıyorsunuz. Ben farklı kızım. Her kızın klasik muhabbeti. I'm different Falan filan falan filan. Bu konu gerçekten çok uzar. O yüzden bunun YouTube boyutuna geçiyorum. Hitap ettiğiniz kitle başlarda çok hızlı artabilir. Daha çok izlenebilirsiniz. Çünkü oyun oynayan kitle daha fazla ve bu sürekli yayılabilir. İnsanlar bir sürü makyaj kanalı görmekten sıkıldılar. Ne? What the fuck? O herhalde YouTube konusunda hayatımda duydum en bilgisiz YouTube videosu falan bu ya. Oyun oynarsanız diyor, oyun kanalları az diyor, makyaj kanalından bıktı insanlar diyor. Is this a prank bro? Tamam. Bir sürü oyun kanalı görmekten daha çok sıkılmış olabilirsiniz. Ama Ha? bir kız oyun oynadığınız zaman işler farklı boyuta geçiyor. Niye? Bu videoda kendi kanalımı ve her ne kadar yeni olsam da kendi tecrübelerimi baz alarak konuşuyorum. Şimdiden
dipnot getireceğim. Ve sizin için bu işin artılarıyla eksilerini karşılaştıracağım. Bu taraf artılar olsun, bu taraf da eksiler olsun. Size bu şekilde anlatacağım. Yardım etmek isteyen kişi sayısı çok olacak. Ben bunu biliyorum. Bu internetin beyaz atlı prensi. Ben bu karakteri çok iyi tanıyorum. Yıllarca forumlarda takılmış bir insan olarak ben internetin beyaz atlı prensini çok iyi tanıyorum abi. Ama siz başlamadan sizi vazgeçirmeye çalışan kişi sayısı da çok olacaktır. Bir sürü iltifat ve evlenme teklifi alacaksınız. Gerçekten evde kalmama garantisi sunuyor YouTube sanırım. Her neyse. Bir sürü hakaret ve cinsiyetinize yönelik küfür ediliyor. Bir sürü hakaret ve cinsiyete yönelik küfür herkese ediliyor. Mesela bana İbne diye küfrediyorlar. Bu da cinsiyete yönelik küfür. Yani şimdi herkese edilecek abi, bunun kaçarı yok. Evet. Neyse. Makyaj yapmayan ablamızla devam ediyoruz. Gerçekten. Üzgünüm ama böyle. Daha çok ve daha kolay video teklifi alıyorsunuz. Burası da böyle. Video teklifi nedir? 5K subscribe olan kanalların abi abla video çekelim teklifleri mi? Burada çok güzel bir yerde durduk. Ama sizi prim için kullanmak isteyen kişi sayısı daha gerçekten çok oluyor. Kötü oynasanız bile insanlar facecam'inizi izliyorlar. Şimdi burada kendisi zaten kısa özet geçmiş. Bu 6 dakikayı geçmemize, izlememize gerek yoktu. Bakın şu noktada kısa özetini geçiyor. Kız oyuncu, YouTuber, streamer. Kısa özeti burada. Gerçekten. Üzgünüm ama böyle. Daha çok ve daha kolay video teklifi alıyorsunuz. Burası da böyle. Şu 3 saniyede kısa bir özeti çekiyoruz abi. Ama sizi prim için kullanmak isteyen kişi sayısı daha gerçekten çok oluyor. Kötü... Abi. Burası. Oynasanız bile insanlar facecam'inizi izliyorlar. Ama yorumlarda... Ama yorumlarda 1500 kere ne kadar... Editte bir sıçıkma olmuş. 2 kez ama yorumlarda. Kötü oynadığınızda sadece kız olduğunuz için izlendiğinizde, sadece facecam'iniz olduğunuz için izlenildiğinizde, siz bilseniz bile, gerçekten bunu kabullenseniz bile 1500 defa söylüyorlar. Sürekli söylüyorlar ve sürekli buna... Bana da devamlı şişko diyorlar ya. Bak şişko patates, yarım kilo domates yazmış. Amına koydum çocuğu. Yene şene bilmem ne. Anlamıyorum adamı. Ne yapayım? Ne yapayım? Ben bunu 3 saniye çekiyorum. Bunun anası babası var. Onlar ne yapsın abi? Getirmişler bir tane armut gibi bir şey. Bütün gün evde oturuyor. Bana koymaz. Bana şişko diyor. Yazık günah. Bunu anlat. Neyse. Altında bir de yorumların altında şey yapıyorlar. Yanıt olarak. Dur okuyacağım başları. Ay aynen, artı bir haklısın, evet sadece kız olduğu için izleniyor falan filan deniyor. Siz bilseniz bile. Çünkü onlar anlamıyorlar sizin bildiğinizi. Şimdi en mal aslında burada bu kız değil. Bu kızla ilgili hiçbir sorunum yok. Mal burada bu kızın her videosunu izleyip bir tane izleme verip altına yorum olarak kız olduğun için izlemiyorsun yazan çocuk. Niye? Ah her neyse. Bu kız kesinlikle mal değil, kesinlikle son derece yerinde ilerliyor. 4 maddeyi özetlersek daha çabuk büyüyorsunuz, daha kolay gelişiyorsunuz, daha çok izleniyorsunuz. Fakat kanalınız daha çabuk büyüdüğü için, daha hızlı izlenmeye başladığı için insanlar... Oğlum yalnız 12 videoda falan bayağı hani YouTube'un, Bill Gates'in YouTube'un Tony Stark'ı ya, what the fuck. Daha siz videolarınız oturmadan, daha bir düzene girmeden ve sizi tanımadan ön yargı sahibi oluyorlar. Aa bu Selen Teksöz ya, bu bot. Allah aşkına yapmayın arkadaşlar ya. Tamam, evet ya. Bir daha bu elimi gösteriyorum çünkü eksilerde bir tane daha fazladan kutucuk var. Bu kutucuk benim kontrolsüz büyüme dediğim kanser misali bir olay gerçekten. Şunu şöyle özetleyebilirim. Dislike artı küfür partisi. Gerçekten resmen yorumlarınızda insanlar dislike atarak parti veriyorlar. Ve bunun tek bir sebebi var. Bu işe yeni başladığınız zaman abuk subuk yerlerde kendinizi tanıtmaya çalışmayın. Abuk subuk derken insanlardan, yani abuk subuk diye insanları kastediyorum. Çünkü örneğin ben. Ben ilk başladığımda bazı gruplarda yayınlar açmıştım, Facebook gruplarında. İnsanlar başta suratınıza gülüyorlar, çok tatlısın, çok güzelsin, işte şöylesin, böylesin, aa deyip daha sonra gelip kanalınıza küfür ediyorlar.
Bunu ben de yaşadım. Bana da çok tatlısın, güzelsin deyip kanalımda küfretti ibneler. Niye yüzüme gülüyorsunuz ki o zaman? Dislike atıyorlar ve sürekli orada burada sizi paylaşıp işte bu ne kadar gerizekalı biri diye şey yapıyorlar. Lütfen arkadaşlar, bir bayansınız gerçekten. Oo, bayan kartı kullanıldı. Hiçbir şekilde size hakaret etmeye hakları yok. Bana atış serbest beyler. Çünkü bayan değilim. Chat'ten atış serbest. Ne demek canım, erkeklere küfür etmek daha az. Şimdi yardır. Hiçbir şekilde kendinizi tanıtmaya ihtiyacınız yok. Zaten eğer düzgün biriyseniz, tatlı biriyseniz ve işinizin gerçekten hakkını vererek, yani en azından uğraşarak yapıyorsanız, editlerinize oturup saatlerce yapıyorsanız, videonuzu burada ter dökerek çekiyorsanız. Valla bu sıcakta ben de güzel görüneyim diye üstüme ekstra bir şeyler girsem ben de ter dökerim. Orası ayrı mesele de. Neyse. Gerçekten başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Günlük videonuzu atın ve keyfinize bakın. Gerçekten arkanıza yaslayıp abonelerinizin artışını izleyebilirsiniz. Bu videomda buraya kadar. Pipi suyu iç! Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir, umarım öğrenmişsinizdir bu videoda farklı olarak. Eğer bunun gibi daha çok merak ettiğiniz, size anlatabileceğim tecrübelerim veya YouTube hakkında sormak istediğiniz sorular varsa aşağıya sorabilirsiniz. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. YouTube'un kısa bir özetini görüyorum şu anda ya ekranımda.